Takımların gol beklentisi verilerine grafikler detayıyla bakacağız demiştik, oraya geldik. Normalde kale önü ve golcülük performansı değerlendirmesi yaparken penaltısız olanı sizlerle paylaştık. Çünkü 0,78 civarı sabit XG'si olan penaltılar hem takım hem oyuncu bazında çok penaltı kullanılması durumunda XG değerlerini şişirirler. Bunları elemek daha yalın bir değerlendirme imkanı sunar. Ancak sezon başından beri 9 penaltı kullanıp bunların 4'ünü kaçıran Galatasaray'da penaltılı XG görseli de tersten bir çarpıcılığa sahip. Penaltılar dahil 50,2 gol beklentisi olan Galatasaray'ın 37 golde kalması, -13'lük bir kale önü performansı anlamına geliyor. Yine de yalın karşılaştırma için penaltısızını da paylaşalım. 412 şut, ortalama 0,1 XG ve 43,1 gol beklentisinden atılabilen sadece 32 gol, burada da -11'lik bir negatif performans anlamına geliyor. 412 şut görüldüğü gibi grafiği dolduruyor, ceza sahası dışından atılan 8 golün dışındaki 24 gol, ceza sahası içinden ancak özellikle 6 pas içindeki içi boş iri sarı yuvarlaklar Galatasaray'ın bu sezonki şanssızlığını veya beceri eksikliğini gözler önüne seriyor. Beşiktaş'ın penaltısız gol beklentisi 45,3, bulduğu gol ise 38. Siyah beyazlılarda -7'lik bir negatif performans sergiliyor. Ceza sahası dışından 7 golü olan son şampiyon, şutlarının XG ortalamasında global ortalama olan 0,11'i tutturmuş durumda. Galatasaray gibi 6 pas içinde içi boş, iri sarı yuvarlakları, yani gol beklentisi yüksek, kaçan pozisyonları bol olan Beşiktaş, gole çevirebildikleri sayesinde Galatasaray'ınkinden görece daha iyi bir golcülük sergilemiş durumda. Takımların kendi kalelerindeki XGA performanslarına baktığımızda Galatasaray'ın rakiplerine ortalama kalitede şut çektirdiğini, buna rağmen 32,2 XGA'dan 36 gol yediğini görüyoruz. Buradaki fark sadece kaleciye atfedilemez çünkü bu 32,2'lik XGA'da kaleciye iş düşmeyen, dışarı giden veya savunmanın engellediği şutların yarattığı gol beklentisi de var. Kaleci performansına da birazdan ayrıca değineceğiz. Galatasaray'ın XGA görselinde dikkat çeken şeylerden bir diğeri de Galatasaray 6 pası içindeki iri kırmızı yuvarlaklar. Yani rakiplerin Galatasaray kalesine zaten atması beklenebilecek ve attıkları goller. Takım savunma istatistikleri de çok parlak olmayan sarı kırmızıların daha önce değindiğimiz sorunu buraya da yansımış gözüküyor. Kalesinde Galatasaray'dan 23 şut daha az gören Beşiktaş buna rağmen daha yüksek bir XGA ile karşı karşıya. Çektirdikleri şutların kalitesinin 0,12 olması bunda etken. 33 XGA'dan 31 gol yenilmiş olması ise olumlu. Önceki bölümlerde Beşiktaş'la ilgili tespit ettiğimiz bir sorun da çektirdikleri şutların XG ortalamasının yüksek oluşuydu. Bu değerin düşmüş olması XGA'nın altında gol yenilmesinde de karşılık bulmuş gözüküyor. Galatasaray oyun alanının son 40 metresinde rakiplerinden 239 top kazandı ve bunlardan 49'unu şutla bitirirken o 49 şuttan da sadece 2 gol buldu. Ön alan baskısıyla çekilen 49 şut ligin en yüksek sayısı. Galatasaray'ın bu bölgede kazandığı topların ikinci bölgeye yakın tarafta yoğunlaştığını görüyoruz. Rakip ceza sahası yan çizgisi, taç çizgisi arasında da bir yoğunluk söz konusu değil. Beşiktaş'ın aynı alandaki top kazanma sayısı 257 ve bu ligin en yüksek 4. değeri. Beşiktaş'ın bunlardan bulduğu 45 şutta en yüksek 2. değer Aytemiz Alanyaspor'la beraber. Beşiktaş'ın ön alanda kazandığı toplardan attığı gol sayısı ise 5. Siyah beyazların önde kazandığı topların yoğunluğunun Galatasaray'a göre rakip ceza sahası çizgisine doğru da devam ettiğini ve özellikle de sol önde ciddi bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Maçta gözler doğal olarak iki takımın golcülerinde olacak. Galatasaray'a kış transfer döneminde geri dönen Bafétimbi Gomis henüz sadece 181 dakika sahada kalabildi ve penaltılar hariç bir golü var. O tek golü 10 şuttan biriktirdiği 2,3 XG'den buldu ki
Bu da 0,23 gibi oldukça yüksek bir XG ortalamasına işaret ediyor. Gomis'in şutlarını doğru seçen bir santrafor olduğunu zaten biliyorduk. Bu sayılarla da doğrulanmış oluyor. Sezon başından beri devam eden gol sorununun sorumlularından görülen Halil Dervişoğlu, 1100 dakika sahada kaldı ve toplam 40 kez rakip kaleleri yokladı. Topladığı 5,4 XG'den sadece 3 golü olan Halil'in şutlarının XG ortalaması aslında kötü değil. Ancak daha ilk bakışta görebildiğiniz en az 4-5 tane yüksek XG'li kaçan golü var ki bu seviyede, bu takımlarda onları kaçırmanın maliyeti yüksek olabiliyor. Beşiktaş'ın da kadroya kiralık olarak dahil edilirken heyecan yaratan ismi olan Meşi Batshuayi beklentilerin uzağında. 4'ü penaltıdan 11 golü olan Belçikalı isim, penaltı hariç 9,4 XG'den 7 gol buldu ve beklentinin yaklaşık 2,5 gol altında kaldı. Batshuayi'nin şutlarının ortalama XG'si 0,13 ve bu kötü bir değer değil. Ancak Batshuayi'nin haritasındaki orta ve büyük sarı boş yuvarlaklar onun kalitesinde bir golcünün atması beklenebilecek pozisyonlara işaret ediyor. Kyle Larin'in haritasına baktığımızda 5,7 penaltısız XG'den atılan 6 gol ve genelde mevkisinin yansıması olan bir sol taraf ağırlıklı şutlar görüyoruz. 0,14'lük XG ortalaması da yine iyi bir ortalama. Larin'in kaçırdığı net pozisyon sayısı ise oldukça az. XGA görsellerini incelerken bunların kaleci performansı dışında etkenlerden de oluştuğunu belirtmiştik. Bir takımın rakibinin çektiği şutlardan ancak çerçevenin içine gidenler kalecilerin çizgi performansını ve kurtarış performansını değerlendirmek için kullanılabilir. Iñaki Peña'nın grafiğinde kaleye gelen 21 isabetli şuttan yaratılan 6,6'lık bir XGOT ve yenilen 6 gol var. Peña az da olsa artıda ve bu iyi bir şey. Görselde hiç küçük kırmızı nokta olmaması, şutun çekildiği anda İspanyol kalecinin de durduğu yeri göz önüne alan bu değerlere göre bu da yenir miydi denilen bir gol yemediğini gösterirken yeni sayılabilecek sarı yuvarlaklar da zor kurtarışlar anlamına geliyor. Aynı grafiğin Ersin Destanoğlu versiyonunda doğal olarak çok daha fazla yuvarlağımız var. Ersin, Peña'nın yaklaşık 5 katı sahada kaldığı için 70'te isabetli şutla karşı karşıya kalmış durumda. Bu 70 isabetli şutun XGOT değerleri toplamı 21,2 iken Ersin'in 21 gol yemiş olması onun ortalama bir kaleci performansıyla kalesini koruduğu anlamına geliyor. Ersin'in grafiğinde Peña'nınkinin aksine 3-4 tane küçük sayılabilecek kırmızı yuvarlak var. Bunlar Ersin'in çıkartması beklenebilecek şutlarken gol olmuşlar. Ancak yine toplam şut sayısının çokluğundan da kaynaklanan bir de Ersin'in çıkardığı yüksek XGOT'li şutlar da mevcut.